Sayın seyirciler, milletvekillerinin emekli olduktan sonra bile ömür boyu yararlanabileceği çeşitli hakları içeren yasa teklifine gelen tepkiler nedeniyle bazı partiler imzalarını geri çekmek zorunda kalmıştı. İşte konuyla ilgili haberimiz efendim. Yani Allah sizi inandırsın, ayda 20 bin kazansak gene yetmez. Bu vekil maaşıyla çok zor. Ya vah 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 vah. Bak geçen gün kendime ayıptır söylemesi dubleks ev aldım. Ama yani triplex alamadım, dubleks aldım. İnanın çok üzüldüm yani. Aileme karşı da çok mahcup oldum. Tüh tüh, ne kadar yazık. Ah. Hayırdır sayın vekilim, niye ağlıyorsunuz ya? Ya bizim oğlan Amerika'da okumak istedi. Biz onu İngiltere'ye yollayabildik. Ne kadar acı değil mi? Yapma be. Keşke bizim oğlan gibi mahalle mektebine gideydi o da. Bizim hanıma da havaalanında vize sormuşlar, vize. Bak sen, ne kadar ayıp. Bana da ehliyet ile ruhsat sordu polis geçenlerde, ah! Çok rencide oldum. Yani utanmasam şu vekillikten o dakika istifa ederdim. Ha, o biraz zor da neyse. Geçen yıldan beri düşünüyorum, acaba burnuma estetik mi yaptırsam diye. Yaptırsaydınız. Ah keşke, ah keşke. Bu sağlık harcamaları belimizi büküyor bizim, vah vah. Belli. Yani sözün özü vekil olmak çok zor değil mi? Tabii canım. Vekiliz ama aldığımız maaşın haydını göremiyoruz ki. Vah ki ne vah. İşte o yüzden sizden destek bekliyoruz. Ne desteği lan? Yok size destek meslek. Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Yok canım, ne münasebet. Ben sadece sıkıntılarımı anlattım, o kadar. He, sıkıntılarını anlattın ha. Yok burnuma estetik. Yok dubleks ev aldım ama triplex alamadım. Ulan ben gecekonduda yaşıyorum. Gecekonduda ne olmuş yani? Ulan 2 saattir kendini acındırıyorsun be. Tüh, sana ayıp be ayıp. Aa ne yani? Burnuma estetik yaptırmayayım mı? Yani milletvekilinin o kadar da ayrıcalığı olmasın mı? Yaptır canım, yaptır. Şimdi ben burnuna 2 tane çakacağım zaten, yamulacak. O zaman yaptırmak zorunda kalacaksın. Ama beyefendi. Al gözüne destek. Evlenmek mutluluk verici bir olay olduğu kadar aynı zamanda da bir derttir sayın seyirciler. Örneğin eve alınacak eşyalara karar vermek bile çiftlerin başını ağrıtabilir. Buyurun izleyelim. Hayatım, biz yeni evleniyoruz. Yeni bir yemek masası daha çok yakışmaz mı evimize? Ya ne yapacağız ki antikacıdan eski masa alıp? Ama çok güzel parçalar oluyor Emre. Antika ve temiz. İşte antika ama pahalı değil midir onlar? Pahalıysa almayız. Biraz dolaşıp baksak ne olur antikacılar çarşısındaki? Tamam, madem istiyorsun gidip bakalım o zaman. Merhaba, biz masa bakıyorduk da. Var mı acaba antika masanız? Olmaz mı efendim, olmaz mı? Bakın şu parça var arkadaki. Şu arkadaki ama adamlar oturuyor o masada. Müşteri mi onlar da? Yok değil. Onlar da masaya dahil. Yani masa artı 4 sandalye ve artı 4 kişi. Şaka mı yapıyorsunuz? Olur mu öyle şey ya? Kaç para bu masa peki? Hayatım. Verin 10 lira sizin olsun. 10 lira mı? Evet. Ama adamlarla birlikte alacaksınız. Nedir yani bu olay? Ben tam anlamadım. Kim bu yaşlı adamlar? Merhaba kızım. Biz eski Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleriyiz. Seneler önce bu masaya anayasa yapmak üzere oturduk. Ve kalkan kaybeder dedik. Namus meselesi oldu bir nevi. Kalkamıyoruz yani masadan. Komisyon süresi dolunca masayla beraber bizi de antikacıya verdiler. Yalnız bakın, çok sağlam masadır bu. 50 yıllık ceviz oyma antika. Bu eski vekiller olmasa ben bu masayı tam 250 bin liraya kilitlerim ama neyse. Bu 10 liraya veriyorum şimdilik. Böyle 4 vekille beraber yalnız. Çünkü kimse almıyor böyle. Ay Emre, 10 lira. Hayatım delirdin mi sen ya? Ne yapacağız yani, çok affedersin bu 4 yaşlıyla evde? Ama masa çok güzel değil mi ama ya? Aha, Hüsnü Bey. Vallahi Hüsnü Bey gitti, kaldı 3 kişi. Hey gidi yalan dünya hey. Kaldık mı 3 kişi? Ay tam ben de sana daha ne kadar yaşar ki bunlar diyecektim Emre ya. Bak gitti biri. Vallahi 10 liraya böyle bir şey bulunmaz ama ya ben içime sindiremiyorum bu işi hanım. Yalnız şöyle bir durum var. Hüsnü Bey'in vefatından sonra fiyat arttı. Masa, 4 sandalye ve 3 adam tam 5 bin lira oldu. Allah, bana da bir şeyler oluyor galiba. Aşağı dönle. Ramiz Bey de gitti. Fiyat iyice arttı. Masa, 4 sandalye ve 2 adam 25 bin lira oldu. 25 bin diyor. Hayatım bak, biz zaten absürt bir durumun içindeyiz. Saçmalıyoruz. Yürü bence çıkıp gidelim buradan. Zaten 25 bin lira da veremeyiz herhalde bu masaya. Ay, ben sana 10 lirayken alalım demiştim. Kaçırdık fırsatı, gördün mü? Ya yürü Allah sen ya.
Sayın seyirciler, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bazı davalarda tutukluluk sürelerinin uzunluğuyla ilgili tartışmalar hala sürüyor. Davalar devam ederken karar aşamasına bir türlü gelinemiyor. Buyurun izleyelim efendim. Evet, sanık Muttalip Börülce, burada mısın? Buradayım hakim bey. Güzel, bakıyorum bilirkişinin 865. raporu da mahkememize ulaşmış bulunuyor. Oh oh, çok şükür. Nihayet dava sona erecek galiba. Sen niye yatıyordun bakayım içeride? Vallahi ben de bilmiyorum hakim bey. Arkadaşlar beni içeri attılar, aradan 8 yıl geçti. Beni herhalde içeride unuttular. Ben de bilmiyorum valla. Tamam anlaşıldı. Şanslı adam vesselam. Türk Ceza Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemelere göre sana tam 3 yıl hapis cezası veriyorum. Ne? 3 yıl mı? Ama benim suçum ne ki hakim bey? İşte müsbet bir suçun olmadığı için yarı yarıya indirime gidiyorum ve sana 1,5 yıl hapis veriyorum. 1,5 yıl. Neyse. O da iyi en azından ya. Ama gizli tanıkların verdikleri ifadeler doğrultusunda sana verilen cezayı 5 yıl arttırdım. Yapmayın hakim bey, 5 yıl olur mu ya? Fakat iyi halden ötürü bu cezayı erteliyoruz. Bir daha aynı suçu işlersen yalnız 2 kat olacak cezan. İyi de hakim bey, anlamadığım şey şu. Ben ne suç işledim ki cezam 2 katı oluyor? Bu da doğru. İşte bu nedenle suçunun tam olarak tespitini yapmak ve bilirkişiden ek bir rapor talep etmek amacıyla senin tutuklu yargılanmana yeniden karar veriyorum. Hay dilimi eşek arısı soksun iyi mi ya? Davayı erteliyorum anasını satayım. Hatta erteledim gitti. Tak tak tak. Ulan bu nasıl iş? Ben anlamadım gitti ya. Neyse. En iyi bari koğuşuma gideyim de paşa paşa yatayım, çekeyim cezamı. Ne yapayım? Ha, geçmiş olsun kardeş. Suçun neydi? Lan oğlum, tıncımı senden almayayım şimdi ha. Ben ne dedim ki şimdi Allah Allah ya? Bak hala konuşuyor. Oğlum bak, git elimden bir kaza çıkacak ha. Lan ne dedim lan ben? Ne dedim ki şimdi? Lan tepemi tasımı attırma, yürü git! Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın yine en sıcak ve çarpıcı gündem gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Hepinizin iyi bir hafta geçirmesini temenni ediyor. Şimdi ise Türkiye'nin en çok izlenen haber bülteni Kanal D Ana Haber'le sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Hepinize iyi akşamlar.